Ama o da biraz Ama zor şeyin gözüküyor. dediği oldu. Et ve Süt Kurumu Başkanı Osman Uzun'un ne demişti? Hani kuyruklar azalsın diye Zam zam yaptık. yaptık. Bak, değil mi? Uzan şöyle bir gördük Kurban fotoğraf. olsunlar ya vallahi. Nasıl kesildi bıçak gibi kuyruklar yok. Zam gelince tabii insanlar gitmiyor. Bugün HalkTV.com.tr'de çok önemli bir haber var. Sevgili Hava Asal'ın haberi. Şimdi zam geleli şurada 2 gün oldu, 2 gündür konuşuyoruz et ürünlerini. Fakat yeni zamda yolda diyorlar. Sektör temsilcileriyle konuşmuş Hava Asal. Et üretimindeki yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle en az %30 ila 40 arasında zam beklediklerini açıklamışlar. Aynı zamanda CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'le de konuşmuş sevgili Hava. Ve besicilerin gebe hayvanları çaresizlikten kesime gönderdiklerini belirtirken köylüler de yemcilerden senetle yem aldıklarını, devletin yem desteğiyle o kadar az veriyor ki devlet ancak horoz besleyebildiklerini söylemişler. Bırakın büyükbaş hayvan beslemeyi, yani köylüler, hayvancılıkla uğraşanlar işte bu durumda. Ya bu çok acı yani bu, çünkü şey gibi düşünüyoruz. Gebe hayvanı süt üretimi yapan bir çiftçinin gebe hayvanı kesime yollaması, bu şimdi kentte yaşayan bizler için kolay gibi geliyor ama biz bir inekten günde 2 kere süt sağmak zorunda. Her gün yani gözlemlediğim için, gezdiğim, konuyla ilgilendiğim için biliyorum. O hayvanla o çocuk oynar, o köydeki çocuk oynar, o aile o hayvanla başka bir iletişim kurar. Yani Duygusal bağ. ailenin duygusal bir üyesi gibi. ailenin üyesi gibidir yani. Şimdi o aile, o hayvanı hamile kalmış bir de, gebe kalmış hayvanı kesime yollaması demek, o ailenin bir kere kadın evde ağlar üzüntüden. Yani o çocuk, isim koyarlar o ineğe. Çünkü Tabii. onunla beraber yaşarlar. Şimdi bu besi hayvancılığı gibi değil. Bu süt hayvancılığı başka türlü bir duygusal bağ kuruyor. Bu çok etkili bir sonuçtu. Artık yani bu kırmızı alarm veriyor. Buraya ilişkin ne yapılır bilmiyorum ama çok ciddi bir insanlık dramı bu. Gerçekten savaşlarda görebileceğimiz bir drama. İnek başına günlük 800 gram arpa, Tavuk diyorlar değil mi? 610 gram mısır veriliyormuş. Yani koskoca bir hayvandan bahsediyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ederiz bilmesek de sektörü. Ama anlayabiliyoruz ki 800 gram arpayla bir hayvanın Devlet bütün gün desteği. devlet Tabii. desteği Üstünde doyması mümkün alamadığı için işte satmak zorunda kalıyorlar. Herkes şeyine. Borçarç içinde zaten Bir de benim köylüler, anlamadığım şey, bu hayvancılar. kadar sıkıntı varken 2,5 milyon küçükbaş hayvanı Katar'a yollamış. Evet, tabii İhraç o da var. Evet. Bizde et sıkıntısı var Türkiye'de. Katar'a 2,5 milyon küçükbaş, yani Şimdi koyun bu gönderiyoruz. fiyat artışı Yani nedeniyle felaket bir şey. kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi tabii. Ama biz bunu uzun Ama süredir soruyoruz yolladıktan yani. sonra getiriyor. 2,5 milyon gitmiş zaten. Tabii. O kalsa belki et fiyatları bu kadar artmayacaktı yani. Ama şöyle bir şey var tabii şimdi. Bir arada domates burada çok pahalıydı. Yolluyorlardı hep ihracat nedeniyle. Oradan hazır doları alıyor. Şimdi buradaki koyun iç piyasaya verse senet yapacak, Türk lirasına satacak, Türk lirası değer kaybedecek. O para ona gelene kadar 2 ay, 1 ay geçecek. Parasının değer kaybı. O yüzden diyor ki ben param, fırsat varsa yabancı bir ülkeye satarım. Karşında dolar alırım. Oh, da gayet rahat. Dolar yükseldikçe yükselsin. Anlaşmasını yaptı mı? Diyelim ki 1.000 dolara sattı diyelim. 1.000 dolar hep 1.000 dolar. Ama aynı şeyi Türkiye yurt içinde satsa maliyetler artacak, dağıtacak, onun parası gelecek. O karşılığında 1.000 dolarlık malı kendi cebine para 800 dolar olarak girecek. O yüzden hep herkes ihracatı tercih ediyor. İran'a da satılıyormuş. Sadece Tabii. Katar değil, Fak, İran'a da yani ihraç ediliyormuş. Bugün kararın manşeti işte bu konuyla ilgili. Dubai'ye et ihracatı dışarıya satıldı, içeride zamlandı. Kırmızı ete gelen %48'lik zam şoku bitmeden %30'luk yeni bir artış daha bekleniyor. Fiyatlar nereye kadar çıkacak tepkileri yükselirken temel gıdanın lükse dönmesinde ihracatın etkili olduğu söylendi. Evet ya, temel gıda artık bir lüks oldu. Ya savaş çıkınca hani domates yollayamadık ya, fiyatlar düştü diye haberler yapıldı ya. 25 liraya çıkmıştı, 20 liraya indi diye şey oldu. Niye? İhraç edemedik diye. Evet. Yani bu savaş olmasaydı gıdada domatesi belki 30 liraya inecek. Ama işte ithalat yüzünden dolarla beraber de maliyetler artıyor. Sözcü gazetesi de mesela maliyet artışından, kırmızı etteki maliyet artışından görmüş. Besi yemindeki fiyat artışı %160. Ya bu normal, 2,5 katına çıkmış yani fiyat. %160 artış bu demek. Süt yemindeki artış %138. Aynı anda çiftçinin elindeki süt fiyatı o kadar artmıyor ki. Sürekli olarak üretim maliyetleri artıyor. Girdi maliyetleri çok büyük kriz.
Karkas et maliyetindeki artış %87. Bu kadar maliyet artışı yaşanırken mutlaka bir Tarım Bakanı'nın konuya ilişkin bir program açıklaması icap ederdi. Tarım Bakanı ama peki gitti. Yani vatandaş bu hale gelince, alamaz bulamaz duruma gelince, sektör temsilcileri ver yansın dediğince mi ihracata şimdi kısıtlama getiriyorsun? Sen bu adımı eğer bu kadar yoğun tabii bir canım gündem oluştuğunda atıyorsan, atabileceğin bir adımı, demek ki sen bilerek, bilinçli olarak kendi vatandaşını umursamamışsın. Ne yiyebileceğini, ne kadar yiyebileceğini, kaça alabileceğini ve ihracata yüklenmişsin. Ya bu çok acı bir manzara. Ya, gerçekten. Kılıçdaroğlu her toplantıda neredeyse evet. yaptı. Her toplantıda ben aynı cümleyi kuruyorum. Bu devlet planlama teşkilatını kaldılar. Çok devlet doğru. Hiçbir evet. şeyde planlama yapmıyor. Günlük yaşıyor. Günlük, i̇şte doğru. Günlük yaşadığının en tipik örneğini sen söyledin. İran'a, Katar'a, değil mi? Başka ülkelere de et yolluyorsun. Bu senindeki fiyatlar pahalanıp bir kriz başlayınca da yasakladım diyorsun. Ya baştan düşün, kendi şeyini, planlamanı yapsan belki ihracatı ta Ekim ayında yasaklardın falan. Evet. Et fiyatları da bu kadar olmazdı. Dün mü, önceki gün mü konuşmuştuk Mehmet abi? Devlet güçlü değil. Devleti yöneten Erdoğan güçlü. Devlet güçlü olsa kurumlar olur değil kurumlar mi? Kurumlar olur. Ya Devlet Planlama Teşkilatı 1960'da kurulmuş. Türkiye'nin en önemli iktisatçıları oradan yetişmiş. Evet. En önemli. Özal diyorlar. Özal'ın siyaset sahnesine çıkışı DPT müsteşarlığı. Tabii. Yani Türkiye'nin en yetkin isimleri ve bu kurumu kapatıyorsun evet. sen. Neden? Çünkü Türkiye sağ geleneği onu pek sever. Bizde Mülkiye'de hocalar öyle derdi. Planla kalkınılır, pilavla kilo alınır. Pilav mı, pilav mı? Şimdi işte bu gündelik politikalar pilav. Tatlı gelir, hemen enerji verir ama şişersiniz. Bir süre sonra rejim yapmak zorunda kalır. Şimdi Türkiye rejim yaptırılıyor Türkiye'ye. Diyet ödettiriliyor. Çünkü plan yoktu ortada. Bunlar ama o kurumları yok et, yani o kurumları ortadan kaldırdı ki tek kendi kalsın. Evet. Bak hem dışarı karşı operasyon yaptı, kurumları yok ederek. Kendine bağımlı anda getirdi. Hem parti içinde operasyon yaptı. Parti içindeki güçlü insanlar da artık yanında kimse yok ki. Yani şey içerisinde ne bileyim bir Aksu mesela değil mi? İçişleri Bakanlığı yaparken beğenme ama bir ağırlığı olan değil mi? Evet, bir sözü dinlenen bir kişiydi. Bir Cemil Çiçek. Evet. Sözü dinlenen kişiydi. Beğenmeyebilirsin politikası, o önemli değil. Ama tecrübeli isimlerdi. Tecrübeli bunlar. İsimlerdi. Bir sözlerin bir ağırlığı olan isimlerdi. İşte eski Maliye Bakanları şu. Şimdi hiçbir tanesinin ağırlığı yok. Eski Merkez Bankası başkanlığını düşün. Bir şey söyledikleri zaman piyasa dinlerdi. Satır aralarında ne demek istediğini anlardı. Birazdan herhalde konuşuruz. Merkez Bankası Başkanı'nın evet. dünkü açıklamaları yani korkunç. Okuyorsun. Yani ne diyor? Ne diyorsun? Ne diyor sen? Diyor. Ne diyorsun? Dedik ki konuşalım mı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını? Gerçekten de böyle cevap verdi. Programa girmeden önce de neyini konuşabiliriz? Yani şey bir laf çevir çünkü. Evet. Laf yok evet. Bu arada bu şeker fabrikalarına fiyat ve stokçuluk incelemesi neden kaynaklanıyor? Ticaret Bakanlığı şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin de bir inceleme başlatmış. Orada teknik bir mesele var anladığım kadarıyla. Şeker kotayla alınıyor. Şeker kotası belirliyor devlet. Bu kota tabii onları bir zorluyor. Çünkü kota konulduğu zaman bir devlet sınırı var. Burada devletin bir kabahati yok. Yanlış anlaşılmasın. Bir kota koyuyor vesaire. Ama özel piyasa haline gelince şeker fabrikaları özelleştirdikten sonra o şeker fabrikaları da kendince o maliyet artışlarını şey yapmak için nişasta bazlı şekere yöneliyor. İşte çeşitli hileler yapıyor. Anladığım kadarıyla bununla ilgili bir soruşturma başlatılmış. Evet. Yeni Çağ'ın manşeti de önemli. Onu da görebiliriz. Lokantacılarla konuşmuşlar. Yeni Çağ gazeteciler, muhabirler ve lokanta tenceresi bile etsiz kaynıyor demişler. İşte Arnavut ciğeri de hiç çıkaramıyorum. Bu et fiyatlarıyla döner satmak mümkün değil. Etli yemek yapamıyoruz. Gerçekten çok pahalı. Onlar da böyle yakınıyorlar. Buna şirinkflasyon deniyor. Çok ilginç. Nedir? Şirinkflasyon. Bir tür enflasyon gibi bir şey. Nedir o? Şimdi bu vatandaş esnaf lokantası kavurmalı pilav satıyor. Kavurmalı iki yolu var bu maliyet artışına karşı. Kavurmalı pilavın fiyatını arttıracak bu enflasyon. Kavurmalı pilavdaki kavurmanın miktarını azaltacak bu şirinkflasyon. Şimdi biz ikisini birden yaşıyoruz. Kalite de düşüyor yani. Çünkü o fiyat artışına karşı ne yapacaksın? Bu kadar eskisi kadar kavurma koyacaksan o zaman 70 lira yapacaksın. Malzemeden çalışacaksın. O zaman ne yapacaksın? 40 liraya satacaksın o zaman kavurmayı azaltacaksın. Evet, en tipik örneği o zaman pide bunun.
Pide. Gramajını hem düşürdük hem fiyatını arttırdık. Hem şirinflasyon hem enflasyon. Enflasyon oldu. Bu arada bitti mi? Bitmedi. Çünkü Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Sigaraya ve alkole yeni zam geliyor. Geçen hafta sigaraya 2 liralık zam yapılmıştı. Yeni bir zam kapıda dedi Özgür Aybaş. Sigara ve alkol dağıtıcıları